Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, FM TV yaz kursu ilmihal dersleriyle yine huzurlarındayız. Yepyeni bir günle, yepyeni bir dersle inşallah beraberce bugün de ilmihal dersimizi yapacağız. Rabbim en güzel şekilde beraberce yapacağımız bu dersten istifadesini yüksek eylesin inşallah diyorum. Bugün çok duyguluyuz, bugün çok sevinçliyiz, bugün çok gerçekten yani böyle içimiz böyle cuyuş ediyor. Sebebini soracak olursanız şükürler olsun. Biliyorsunuz Efendi Hazretlerimiz şu an kendisi hastalığı devam etmekte ama bizler Müslümanlar olarak, mühibbanlar olarak, dostlarımız, kardeşlerimiz, sevenler olarak Efendi Hazretlerimizin bu sıhhatine, bu afiyetine kavuşması için kendi adına 100 kurban çalışması başlatmıştık. Ciddi bir çalışma, gerçekten önemli bir çalışma. 50 tanesi dün Afrika'da, hepsi büyükbaş bunların, kesildi. 50 tanesi de bugün elhamdülillah şu an kesiliyor. Hatta ben şu anda sıcağı sıcağına kurban kesiminin bulunmuş olduğu alandan geldim. Tabi program olduğu için bıraktım, bir müsaade aldım geldim. Baktım güzel bir heyecan var. Güzel bir böyle bir Efendi Hazretlerimizin sıhhatine kavuşması için böyle bir mücadele var. Hoşuma gitti. Gerçekten bizler de çok zevk aldık. Özellikle bu kurban çalışmasının gerçekleşmesinde maddi, manevi organizesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımızdan, bütün dostlarımızdan, bütün sevenlerimizden, bütün destek verenlerden, hepsinden dünya ve ahiret Rabbim razı olsun inşallah diyorum. Ve o şekilde inşallah bugünkü dersimize yavaş yavaş başlamış olalım diyorum. Evet kıymetli çocuklar, kıymetli gençler, ekranlarda görüyorsunuz telefon numarası var. Bakın özellikle söylüyorum, yeni açmış olanlar olabiliyor, unutanlar olabiliyor. WhatsApp numarası var, bakın 538 ile başlayan WhatsApp numarası var. Bu numaraya, diğer numaralar da var. Bu numaraya sorularınızı veya konuyla alakalı işte anlayamadığınız bir şey varsa, konuyla alakalı özellikle rica ediyorum, vermiş olduğumuz dersle alakalı sormak istediğiniz şeyleri WhatsApp ve normal mesaj ile bakın dikkat edin gönderebilirsiniz. Aramayın, canlı yayındayız, bakamıyoruz. Lütfen bu şekilde inşallah irtibatı da kurmuş olalım. Ben ara ara tabii böyle dönüp sorulara da bir gelen sorulara da bakacağım. Bakın hemen arama başladı. Arama yapmayın. Mesaj, normal mesaj ve WhatsApp ile arama yaparsanız canlı yayındayız. Ders yapıyoruz. Bakma şansımız yok. Allah'ın güzel anlamayı bizlere nasip etsin. Tabii bir takip var, heyecan var. Güzel bir beraberce yapmış olduğum bir ders var. Tabii heyecanınızı ben normal karşılıyorum. Allah razı olsun. Ben de size durumu izah ettiğim için normal mesaj ve WhatsApp ile mesajlarınızı bekliyorum. Hiç çarpmayın. Konuyla alakalı sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Bakın şimdi bunlar, bu bugünkü ders ama Yunus kardeşim. Dünkü dersi bir tekrar edelim isterseniz. Bu bugünkü ders. Dünkü dersi şöyle hani bir önceki gün dersini tekrar ediyoruz ya. Bir önceki günün dersini alabilirsek inşallah. Evet aynen. Dünkü ders buydu. Bunu bir tekrar edelim. Biliyorsunuz belki hani dünkü dersi anlamayanlar olabilir veya işte görmeyenler olabilir. Bir tekrar edip ondan sonra bugün derse geçelim. Evet Yunus kardeşimden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hemen ekrana geldi. Evet İbrahim kardeşim. Evet haydi bakalım. İbrahim kardeşimle beraber. Şimdi çocuklar, gençler, dünkü dersimizi hızlı bir şekilde tekrarımızı yapıyoruz. Ondan sonra bugünkü dersimize gelmiş olalım. Bakın bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendiyle alakalı bilgiler. Bunlar da önemli bilgilerdi. Beraberce takip edelim inşallah. Evet, birinci sorumuz neydi sevgili çocuklar, sevgili gençler? Hadi bakalım bütün dikkatlerinizi toplayın. Beraberce inşallah üçüncü dersimizi yapmış olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ve nerede doğmuştur, değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman, nerede doğmuştur? Cevap olarak ne demiştik? 571 yılında ve Mekke'de doğmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke'de doğmuştu. Ve Mekke ile alakalı kısa bir bilgiler vermiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu, çocukluğunu, gençliğini, evlilik çağına kadar, hatta 53 yaşına kadar, değil mi? 53 yaşına kadar yaşadığı şehir demiştik. Mesela şöyle bir soru gelebilir size. Bakın bir tüyo vereyim size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşına kadar Mekke'de yaşamıştır? Olabilir. Peki 53 yaşından
63 yaşına kadar olan 10 senelik zamanı nerede geçirmiş demiştik? Medine'de, değil mi? Hicretle beraber Mekke'den Medine'ye 622 yılında hicret yapıldı ve 622'den 632'ye kadar 10 senelik bölümünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de geçirdi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 63 yıllık ömrünün 53 yılı Mekke'de, son 10 yılı yani 53 ile 63 yılda Medine'de geçmiş demiştik. Evet, bakın bunlar güzel bilgilerdi. Geçiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi Arabi ayda? Arabi demek hicri ay demiştik, değil mi? Aylar iki aydır bir güneşe göre olan, buna miladi takvim deniliyor. Bir de aya göre hesap edilen, ay bildiğiniz ay var ya, gece çıkan işte. Aya göre hesap edilen takvim diyorduk. Buna da ne diyorduk biz? Hicri takvim. Neden hicri takvim dedik? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılından Medine'ye hicret etmesininle beraber 620 yılı, 2 yılı Arabi ayların, hicri ayların başlangıcı olmuş oldu. Evet, dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi Arabi ayda doğmuştu? Cevap, Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi doğdu. Ben hemen tabi anlatıma geçtim. Hadi bir daha tekrar ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi Arabi ayda, hangi, bakın Arabi'nin üzerine çok durdum, dikkat edin. Sonra demeyin bana hocam Arabi ne demekti. Hangi Arabi yani hicri ayda doğdu? Cevap, Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi doğdu. Tamam mı çocuklar? Anlaşıldı herhalde, değil mi? Bunu da bu şekilde tekrar etmiş oldum. Haydi bakalım, İbrahim kardeşimle beraber 3. sorumuza geldik. Bunlar dünkü dersimizdi, biliyorsunuz. Şu an tekrar yapıyoruz. Anlıyorsunuz herhalde. Evet, 3. sorumuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında ve kiminle evlendi demiştik. Kaç yaşında, kiminle evlendi? 2 soru vardı bunda. Cevap, 25 yaşında Hazreti Hatice validemizle. Hazreti Hatice annemizle evlendi demiştik. Demek ki 25 yaşında evlendi ve kiminle evlendi? Hazreti Hatice validemiz. Şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Hocam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındaydı. Peki Hatice validemiz kaç yaşındaydı diye bir şey aklınıza gelirse, Hatice validemiz 40 yaşındaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 yaş büyük olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemizle evlendi ve bu evlilikten 6 tane Hatice validemizin çocuğu oldu ve çok huzurlu, saadetli, mutlu bir aile oluştu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı Hatice validemiz son derece vefakar davrandı, vefakar bir aile ilişkisi kurdu ve hayatı boyunca Hatice validemiz hiç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmedi ve Hatice validemizin vefat ettiği seneye, buna bak dikkat edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı, eşi, annemiz Hatice validemizin vefat ettiği seneye de hüzün yılı veya hüzün senesi denilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı, Hatice validemiz, annemiz, değil mi? Vefat ettiği seneye hüzün yılı veya hüzün senesi adı verilmiştir. Mesela al sana bir soru. Hüzün yılı ne demek? Hüzün senesi ne demektir? Bak, bir soru olabilir. Olabilir inşallah diyelim. 4. sorumuz bu dünkü dersimizin son sorusuydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında peygamber oldu? Kaç yaşında peygamber oldu? Evet, cevap, 40 yaşında peygamber oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğumu, çocukluğu, gençliği, 25 yaşında evliliği ve peygamberlik hayatı 40 yaşında başladı. Onunla alakalı işte nerede geldi peygamberlik, ilk gelen ayetler nelerdir, onlar ileriki dersler olduğu için onlara girmedim. Ama bizim burada asıl peygamberlikle alakalı önemli bir bilgiler vermişim size. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, lütfen Keremen, bakın bu ifadeleri, bakın her zaman söylüyorum, bir kağıdınız olsa, bir kaleminiz olsa, bir not alsanız aslında ne güzel olur. Nedir bu bilgiler? Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselamdan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin genel ifade sayısı bilinmiyor ama anlaşılsın için öyle rakamlar veriliyor. Ama son peygamber. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Ne demek bu? Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden kıyamet sabahına kadar ne olmayacak? Peygamber gelmeyecek. Peki o zaman kimin peygamberliği hükmü geçecek? İşte bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin
Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği sadece kendi kavmi için değil, kendi kavmine, kendi işte Arap Yarımadası'na veya işte Mekke'ye mi değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. Bak bir daha söylüyorum, önemli ifade. Önceki ümmetlerin peygamberleri sadece kendi kavimlerine, kendi topluluklarına, mesela misal verelim. İşte İsa aleyhisselam Hristiyanlara, Musa aleyhisselam Yahudilere, değil mi misal? Yahudi kavmine, kavim olarak. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği bütün insanlığa. Ne zamana kadar? Evet, kıyamet sabahına kadar. Tamam. Bu da önemli bir bilgiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ile alakalı da bu şekilde bilgi vermiş oldum. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? Dünkü dersimizi kısaca bir arada bir su içeyim daha. Çocuklar, gençler bak ders anlatıyoruz, ağzımız kuruyor. Makul karşılarsınız. Şimdi bu dünkü dersimizdi. Şimdi bugünkü dersimizi inşallah Yunus kardeşimden istedik. Evet, anında şıpşak maşallah, gördüğünüz gibi. Teşekkür ediyorum kardeşim, Allah razı olsun. Evet, bugünkü dersimizin bakın 1, 2, 3, 4 tane sorusu geldi. Ve bugünkü dersimizde de gerçekten bakın şu dersi özellikle gençler, çocuklar takip etmenizi. Yani bunu artık bir imtihan olarak düşünme. Bunu bir ders olarak düşünme. Bir Müslümanın öğrenmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid konusu bugün işleyeceğiz inşallah. Onun için aman diyorum. Hocam işte cumartesi imtihan var, test var, işte hocam bir ilmihal, bırakın onları, hepsini koyun bir kenara. Bir Müslüman olarak şu konuyu güzel anlaman lazım. Senin bir genç olarak, senin bir delikanlı olarak bu dersi güzel anlayıp bulunduğun ailende, bulunduğun toplumda, okulunda, mahallende, şurada, burada, köyünde, artık neyse güzel bir şekilde onu da anlatıp yarın öbür gün inşallah Allah hayır uzun ömür verirse belki kendi çocuklarına, belki senden sonra gelen nesile güzel aktarmak için şu konuyu güzel anlamanız lazım. Hadi bakalım çocuklar, defteri kalemi de bırakın. Telefonlar zaten yoktur elinizde, yok değil mi? Bakıyorum ha buradan. Yoktur Allah'ınızda, öyle şey yapmazsınız, siz işi ciddiye alırsınız. İnşallah şu dersi anneler de, babalar da, büyükler de güzel dinlerseler, onlar da güzel idrak ederlerse, hani çocukları da sorduklarında da güzel bir şekilde onlar da izah etmiş olur. Evet, ben hemen başlıyorum şimdi, bakın beraberce başlıyoruz. Bak dikkat edin şimdi, beraberce. Önce bir soru cevap yapacağım, sonra izahatına geçeceğim. Evet, birinci soru, iman ne demektir? İman ne demektir? Cevap, iman kalp ile inanmak, dil ile ikrar etmek, yani söylemek demektir. İman önce kalp ile inanmak, dil ile de, yani lisan ile de ikrar etmek, yani söylemek demektir. Anlaşıldı mı bu? Biraz daha izahatına biraz sonra geçelim. Hadi bir daha tekrar edelim. İman ne demektir? Cevap, iman kalp ile inanmak, dil ile ikrar etmek, yani söylemek demektir. Dedik ve ikinci sorumuza geçtik. Haydi bakalım, izahatına biraz sonra biraz daha imanla alakalı geçeriz. Evet, ikinci sorumuz, İbrahim kardeşim hemen alıyor zaten. Evet, İslam'a girmek için söylenilmesi gereken ilk ifade. Bakın gördünüz mü? İslam'a girmek için söylenilmesi gereken ilk ifade hangisidir? Cevap, kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadettir. Şehadet kelimesidir. Yani bir insan Müslüman olmak istiyorsa, Müslüman olmak için ilk olarak evet kelime-i şehadet getirmesi gerekiyor. Peki nedir o kelime-i şehadet? Yani şehadet kelimesi nedir? Haydi bakalım beraberce bir tazeleyelim. Eşhedü elle ilahe illallah. Söylüyorsunuz değil mi? Beraber tekrar ediyoruz. Tazeliyoruz şehadetimizi, imanımızı. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ve Resulü. Hadi bir daha söylüyoruz. Eşhedü elle ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh dedik. Ve bu şekilde imana girmek için, Müslüman olmak için söylenilmesi gereken en ilk ifadeyi söylemiş olduk. Bununla alakalı da güzel bir not vereceğim size inşallah. Açıklama bölümünde dedik. Evet, üçüncü sorumuz. Kelime-i tevhid
manası ile beraber söyler misiniz? Kelime-i tevhidi manası ile beraber söyler misiniz? O kelime-i şehadet. Bakın bunlar da çok karıştırılır. Kelime-i şehadet, şehadet kelimesi. Kelime-i tevhid, tevhid kelimesi. Yani Allah-u Teala'yı tevhid etmek, birlemek manasında. Evet, söyler misiniz demiş. Evet, cevap söylüyoruz. Bak, söyler misiniz diyor. Ha, söylüyoruz değil mi? Hadi söyleyelim beraber cevap. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ama burada bir tecvid kaidesi var. Türkçede biz bunu anlatamam size. Şöyle okusanız daha güzel. Yazılış böyledir ama Muhammedur Resulullah. Yani buradaki nunu R'ye katarak okuyacaksınız. Bu bir tecvid kaidesidir ama Türkçe yazılışı böyledir. Hadi okuyoruz. Cevap La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Unutmayın. Evet. Peki manası ne demek yani kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken neyi kastediyoruz? Manası Allah'tan, Allah Celle Celaluh'dan başka ilah yoktur. Allah Celle Celaluh'dan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Bak ifadeyi görür müsünüz yani? Tevhid etmek, Allah-u Teala'yı birlemek, ilah olarak Allah-u Teala'yı birlemek ve peygamber olarak da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de ne yapmak? O şekilde son peygamber olduğuna ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Evet, dördüncü soru. Çocuklar, gençler, bugün ders çok önemli demiştim. Bak, kelime-i şehadet geldi, kelime-i tevhid geldi. İlk başta iman dedik. Şimdi de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz bu konuyla alakalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarıyla alakalı bir bilgi olarak alın bunu. Evet, dördüncü soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaç çocuğu vardı? İsimleri nelerdir? Değil mi? Soruyu okuduk. Cevap, 4 kız, 3 erkek olmak üzere 7 çocuğu vardı. Mesela soru, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç çocuğu vardı? Ne diyeceğiz? 7 tane çocuğu vardı. Peki kızları, evet, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Demek ki 4 tane kızı varmış, doğru mu? Kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Evet, 4 tane kızı varmış. Erkekler Abdullah, İbrahim, Kasım. Toplamda 4 kız, 3 erkek. Estağfurullah. Doğru, aynen. 4 kız, 3 erkek olmak üzere, düzelttim, doğru. 7 tane çocuğu vardı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Evet, bu şekilde bugünkü dersimizin sorularını ne yapmış olduk? Okumuş olduk. Şöyle bir mesajlara bir bakayım. Evet. Evet, sorular gelmiş. Estağfurullah. Resimler gelmiş. Hocam işte programınızı takip ediyoruz. Selamun aleyküm. Çocuk resimleri atılmış. Allah razı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu şekilde ilgi alakayla alakalı, programın takip edildiğiyle alakalı inşallah. Evet, resimlerimiz geliyor. Evet, bu telefonda şey yaptım. Şimdi şu andaki telefonumuz, sevgili çocuklar, sevgili gençler, ekranda gördüğümüz 538-430-33-61 no'lu telefonla normal mesaj ve WhatsApp ile alakalı sorularınızı ne yapabilirsiniz? Gönderebilirsiniz. Evet, aynı şekilde yine resimler geliyor. Çocukların dersi yazdıklarıyla alakalı. Tebrik ediyorum. Yazan kazanıyor. Unutmayın, efendi hazretlerimizin ifadesini hatırlatıyorum size. Bir kere yazmak, 3 kere okumaya bedeldir demiştik. Evet, bir de not olarak şunu da söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim ama yine bir de hatırlatmak manasında. Şimdi biliyorsunuz, geçen haftaki yani cumartesi günü test usulü imtihanımızda 3 kişiyi büyük finale göndermiştik. Ama 11 kişi kavanozun içerisinde ne yapmıştı? Başarı sağlamıştı. Kalan 8 kişi, o diğer çıkmayan 8 kişi yine dersleri takip etsinler. Onun haricindeki diğer kardeşlerimiz yine takip etsinler. Herkesin şu programda kazanmaya, başarılı olmaya, inşallah büyük finale gitmeye hakkı var. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, şimdi ne yaptık? Bugünkü dersimizin sorularını böyle bir tekrar etmiş olduk. Biraz da bilgi vereyim size, değil mi? Vereyim değil mi çocuklar? Hadi bakalım, notlarınızı aldıysanız sizler de inşallah beni böyle biraz
bana bakarak şöyle bir dinleyin. Tabii bu arada yine ufak tefek not almadığınız yerler varsa da ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Ekranda zaten beraberce görüyoruz. Şimdi bakın, iman ne demek? İman, bir insan, bir iman, bir de amel vardır. İman inançla alakalı. İşte Allah'a iman, peygambere iman, meleklere iman, kitaplara iman, değil mi? Ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman. Bak, hep inançla alakalı olan konu. Evet, iman ne demektir? Cevap, iman kalp ile inanmak. Kalp ile inanacaksın ama dilin ileri de ikrar edeceksin. Yani dilin ileri de söyleyeceksin. Hocam ne demek bu? Çocuklar, biraz anlatayım size. Bir insan, ben Allah'a iman ediyorum, ben peygambere iman ediyorum, ben meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere iman ediyorum dediği zaman ifadesiyle kalbi aynı olacak. Söylediğiyle, içiyle, dışı farklı olacak. Eğer ifadede iman ettim diyor da kalbinde iman yoksa bu iman geçerli olmaz. Bakın, dilinle kalbin aynı olacak. Allah'a iman dil ile kalp ile olacak. Meleklerine, peygamberlerine, kitabına, kaza ve kadere, ahiret gününe iman hem dil ile söyleyeceksin. Yani söyleyecek derken ifade olarak söylediğinde kalbin de o söylediğini ne yapacak? Tasdik edecek ki bu iman ne olsun? Geçerli olsun. Haydi bir daha tekrar ediyorum ve ikinci sorunun teferruatına geçiyorum. İman ne demektir demiştik? İman kalp ile inanmak, dil ile ikrar etmek, söylemektir dedik. Evet. Devam ediyoruz. İkinci soru. Bu arada tabii siz yine konularla alakalı anlamadığınız yer varsa veya takip ettiğinizle alakalı resimlerinizi göndermeye devam edin. Ben bu arada ders anlatırken bundan sonraki bölümde inşallah onlara döneceğim. Evet çocuklar, sevgili gençler, haydi bakalım. Bu önemli ifadeydi. Bugün ilk defa karşımıza bu geldi. Sizin için, geleceğiniz için devamlı aklınızda, fikrinizde, bilinçaltınızda olması gereken bir ifade bu. İslam'a, yani İslam dinine girmek için söylenilmesi gereken ilk ifade. İlk ifade. Yani bir insan, ben Müslüman olmak istiyorum, ben Müslümanım dediği zaman cevap ne yapması lazım? Kelime-i şehadet getirmesi lazım. Demek ki ilk söylenilmesi gereken ifade neymiş? Kelime-i şehadettir. Haydi söyleyelim bakalım. Madem ilk ifade, ilk söylenilmesi gereken. Haydi söylüyoruz. Söylüyoruz değil mi çocuklar? Gençler, beraberiz bak. Haydi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Daha ne istiyorsunuz ya? Bak, ne güzel şu ilmihal dersleriyle beraber dinimizin en önemli ifadesi olan kelime-i şehadeti getirmiş olduk. Hazreti Ömer çok büyük sahabi, biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerinin en büyüklerinden, Hazreti Ebubekir'den sonra gelen en büyük, en büyük derken en kıymetli, en değerli ikinci sahabi. Müslüman olacağı zaman kız kardeşi Kur'an okuyor, kız kardeşi beyiyle beraber, yani Hazreti Ömer'in eniştesi diyelim yani. Kız kardeşi beyiyle beraber Kur'an okuyor ve Kur'an sesi geliyor kulağına. Yani kız kardeşiyle beyinin Kur'an okuduğunu. Diyor ki getirin bakayım diyor, okuduğunuz şeyler neydi diyor. Bir getirin bakalım. Neyse, okuyorlar ona. O Kur'an-ı Kerim'in o zaman tabii kitap halinde değil, böyle ayet ayet. Şey olduğu söyleniyor. Neresi? Muhammed suresi olduğu söyleniyor. Rahman suresi olduğu söyleniyor. Ve okumaya başlıyorlar. O okuduklarınızı bir okuyun bakayım. Okumaya başlayınca çok tesirleniyor Hazreti Ömer. Şurası için anlattım. Diyor ki ben de Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Bak, hemen kız kardeşi diyor ki gidip bir ne yapman lazım? Temizlenmen lazım. Bu şu demektir. Bakın, şurası önemli. Bugün Yahudisi, Hristiyanı veya Müslüman olmayan kişiler abdest dediğimiz, gusül dediğimiz veya ne bileyim temizlik dediğimiz konuya Müslümanlar gibi ne yapmazlar? Pek değer vermezler. İşte yıkanmak için, terlediğim için, şunun için, bunun için yıkanabilirler. O başka bir şey. Ama bir cünüplükten dolayı, bir gusulsüzlükten dolayı, bir abdestsizlikten dolayı bir anlayış onlarda yoktur. Onun için gerçekten kelime-i şehadet ifadesi gusülle beraber, abdestle beraber ne yapılması lazım? Söylenilmesi daha hoştur, güzeldir. Dolayısıyla ilk ifade neydi? Kelime-i şehadetti. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedik. Ve ikinci sorumuzu da bu şekilde ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Haydi bakalım şimdi üçüncü sorumuz. Evet çocuklar, gençler, vakit geçiyor tabii, haydi bakalım. Bugünkü dersimizi biraz şey yapalım, sıkı takip edelim demiştim. Evet, üçüncü soru, kelime-i tevhid manası ile beraber söyler misiniz? Kelime-i tevhidi manası ile beraber söyler misiniz? Söyleyelim, hadi beraberce. Cevap, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedun yazılıyor ama burada bir tevcid kaidesi vardı demiştim hatırlarsanız. Muhammedur Resulullah. Buradaki nunu, yani neyi re'ye katarak okuyacaksınız. Muhammedur Resulullah. Tamam. Peki ne demek? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne demek manası? Allah'tan, Allah Celle Celaluhu'dan başka, evet, ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür, kuludur, elçisidir ifadesi de var. Demek ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, mutlaka la ilahe illallah'ın peşine hemen Muhammedur Resulullah'ı eklemek lazım. Bu da önemli bir ifade. Allah'tan başka ilah yoktur. Amenna ve saddakna. Ama peygamber olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun neydir? Resulüdür, kuludur, elçisidir dedik. Evet. Ve dördüncü sorumuz. Bu üç sorunun haricinde yine bir başka bir bilgi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları ile alakalı olan bir bilgiydi. Belki bu soru hani yazılmamış, yetiştirilmemiş olabilir. Bak İbrahim kardeşim sabitledi şu anda. Sizler o arada tabii ben bilgileri verirken ne yapın? Yazamadığınız yerler varsa ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet, dördüncü soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaç çocuğu vardı? İsimleri nedir? Kaç tane çocuğu vardı? İsimleri nedir? Cevap, 4 kız, 3 erkek olmak üzere 7 tane çocuğu vardı. 4 kız, 3 erkek olmak üzere 7 tane Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuğu vardı. Evet, 4 kızın isimlerini alıyoruz. Evet, kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Erkekler Abdullah, İbrahim, Kasım. Çocukları hakkında da şöyle bir kısa bir bilgi verecek olursak, bakın 7 tane çocuğun 6 tanesi Hatice validemizden. Hatice validemizden. Yani ilk annemiz Hatice validemizden. Burada bahsetmiştik hatırlarsanız, değil mi? Bir önceki derste. Evet. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, evet söyleyeyim bakalım, 7 tane çocuğunun 6 tanesi Hatice validemizden. Sadece İbrahim aleyhisselam. Bak İbrahim, bak Hazreti İbrahim. En küçük oğlu bu. O Maria validemize, Meryem validemiz diyoruz ona biz. Onun en Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük neydir? Çocuğudur. Sadece ve sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kalan Fatıma validemiz. Burası da hikmet. 1,5 yaşında İbrahim, Hazreti İbrahim vefat etmiştir. 1,5 yaşındayken ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman yaş olarak çok yaşı şeydi yani. Böyle bir torun muamelesindeydi ve 1,5 yaşında Hazreti İbrahim'i kendi ellerinde gözleri boşalırcasına kabre koydu. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki ya Resulallah hani sen de mi? E diyor ki babam merhameti. Sen şimdi düşün bakalım, 1,5 yaşında böyle nur gibi bir kızın olmuş veya bir oğlun olmuş ve kendi ellerinle toprağa koyuyorsun. Hadi bir düşün bakalım. Böyle ezbere konuşmakta bu işler olmuyor. İnsandan fıtrat var, yaratılış var, merhamet var, çocuğuna karşı sevgisi var, muhabbeti var. Kolay değil. Hep biz bu işleri tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdik. Kolay değil. Onun için Allah'ım inşallah buraları da güzel anlamayı nasip etsin. Fatıma validemiz de biliyorsunuz Hazreti Ali'nin eşi. Fatıma annemiz. Hazreti Ali'nin eşi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu var ya, Hazreti Ali Efendimiz. Onun eşi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz erkek çocuğu olmadığı için, yani kendisinden sonra yaşamadığı için soyu Fatıma validemizden olan Hazreti Ali Efendimiz ve Fatıma validemizden olan Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizden devam etmiştir. Bak bu da önemli bir ifade. Mesela şöyle bir soru sorabilirim size. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu kimlerden devam etmiştir? Veya hangi çocuklarından derim ama çocuklarından değil. Hangi kızından devam etmiştir? Olabilir ama tabii soyu dediğim için yine soyu nasıl devam etmiştir sorabilirim. Siz ne diyeceksiniz? Hazreti Fatıma annemizin çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
soyu, ehli beyti ne yapmıştır? Devam etmiştir. Peki niye böyle? Yani torunları vasıtasıyla devam etmiştir. Sonuçta Hazreti Ali de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu olmasa bile aynı soydandı. Ama çocukları, erkek çocukları ne yapmamıştır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşamamıştır. Dolayısıyla yaşamadığı için de ehli beyti, soyu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimden devam etmiş oldu? Evet, torunlarından devam etmiş oldu. Evet, şimdi bir daha bir sorulara bakıyorum. Evet, İlyas abimiz göndermiş. Allah razı olsun. Hocam maşallah süpersin demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli abim. Allah razı olsun. Senin güzelliğin, senin güzel bakışın bu diyelim. Evet, aynı şekilde Ahmet Yasir, bu bizim kardeşimiz, evladımız Yalova'dan, bizi devamlı takip eden izleyenlerimizden. Evet, soruları vermiş olduğumuz dersi yazmış. Maşallah, çok güzel. Bilgileri almış, uyanık. Biliyor çünkü o sorulardan bir tane çıkacak. Tebrik ediyorum seni Ahmet Yasir, bırakma. Böyle yaparsan başarılı olursun diyorum. İnşallah önümüzde daha 4 haftamız daha var. Mutlaka bunlardan bir tanesine inşallah ne yaparsın? Büyük finale gidersin diyorum. Evet. Selamün aleyküm hocam demiş. Evet, yine bir kız çocuğumuz takiple alakalı ne yapmış? Evet, göndermiş. Evet. Aynı şekilde yine sorular, mesajlar, şu an bir 5 dakikam daha var gördüğüm kadarıyla inşallah. Ne yapacağız? İnşallah bu şekilde bugünkü dersimizin sorularını da beraberce okuduk. Ekranda İbrahim kardeşimle beraber, göstermesiyle beraber ne yaptık? Takip ettik. Sizler de inşallah yazdıysanız, not aldıysanız çok faydasını görürsünüz diyorum. Ve şu anda da inşallah son bir kere, hani son olarak bir tekrar yapıyorduk ya, hızlı bir tekrar yaparak inşallah programı bitiriyorum. O ara mesaj gelirse mesajları da okuyarak ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Haydi bakalım, son tekrarımızı yapıyoruz. Açıklamalar da bitti. Hızlı bir tekrar yapıyorduk ya programın sonunda ve bitiriyoruz. Evet İbrahim kardeşim, haydi bakalım. Birinci sorumuz neydi sevgili çocuklar? İman ne demektir? Cevap, iman kalp ile inanmak, dil ile ikrar etmek. İkrar demek yani söylemek demektir. İman kalp ile inanmak, dil ile de ikrar etmek, söylemek demektir. Yani demek ki iman etmek için sadece dil ile söylemek yeterli değil. Ne yapmak lazım? Kalp ile de iman etmek lazım. Dil ile kalp aynı olması lazım, gerekiyor demiştik. Evet, ikinci sorumuz. Son tekrar yapıyorum, bak bitiriyorum. Son tekrar, dikkat edin. İslam'a girmek için söylenilmesi gereken ilk ifade hangisidir? Evet, cevap kelime-i şehadettir. İslam'a girmek için söylenilmesi gereken ilk ifade, ilk cevap kelime-i şehadettir. Evet, hadi söyleyelim bakalım ilk ifadeyi, tazeleme manasında. Tabii bizim öyle bir derdimiz olmadı. Bu ifade olarak söyleniyor. Yani biz İslam'a sonradan girmedik ki ilk ifade olsun. Biz bunu her zaman söyledik. Ne zaman ki kendimizi bildik, ne zaman ki bunun şuuruna vardık. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında belki manasını bile anlamadan, ama annemiz Müslüman, babamız Müslüman, dedemiz Müslüman, bütün ailemiz Müslüman, bütün sülalemiz Müslüman, bir anda biz onu tekrar eder duruma olduk. Ya yani biz sonradan bunu görmedik ama ifade olarak öyle söylüyoruz. Evet, cevap kelime-i şehadettir dedik. Haydi bakalım çocuklar, haydi dillerinizi alıştırın. Dilleriniz buna çok alışsın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Tamam. Evet, güzel. Üçüncü sorumuz. Hadi bitiriyorum bak. Dersimiz az kaldı, bitiriyorum. Üçüncü sorumuz. Son tekrar yapıyorum. Kelime-i tevhid manası ile beraber söyler misiniz? Kelime-i tevhidi manası ile beraber söyler misiniz? Söyleyelim. Ne demek? Cevap. Haydi bakalım çocuklar, gençler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La, ağzımızı alıştıralım gençler. Sabaha kadar söylesek azdır. Ağzımızı alıştıralım. La, söylüyorsunuz değil mi? Bak takip ediyorum ha. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet, manası Allah'tan, yani Allah Celle Celaluhu'dan
başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Allah'tan başka, Allah Celle Celle'den başka ilah yoktur. Evet, Muhammedur Resulullah ne demek? Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür, elçisidir, kuludur, peygamberidir diyoruz. Evet, son sorumuz ve son cevabımız, programımızın da son ifadesi olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, evet, kaç çocuğu vardı? İsimleri nelerdi? Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaç çocuğu vardı? İsimleri nedir diye soru sorduk. Cevap, 4 kız, 3 erkek olmak üzere 7 tane çocuğu vardı. Demek ki 7 tane çocuğu vardı. 4'ü kız, 3'ü erkek. Evet, kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma. Evet, erkekler Abdullah, İbrahim, Kasım dedik. Evet, burada da ne bilgisini vermiştik? Peygamberimizden sonra sadece çocuklarından kim kalmıştı? Fatıma validemiz. O da 6 ay sonra vefat etti. Daha çok kalmadı yani. Peygamberimiz ahirete irtihal ettikten sonra 6 ay sonra da Fatıma validemiz ahirete irtihal etti. Evet, 6 çocuğu Hatice validemizden dedik. Sadece bir çocuğu olan İbrahim, Hazreti İbrahim, evet, Maria validemizden, Meryem validemizden demiştik. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu, yani Ehl-i Beyti kimden, çocukları vefat etti dedik ya, kimden devam etti demiştik? Fatıma validemizin çocukları olan Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'den ne yapmış oldu? Soyu, nesebi bu şekilde günümüze kadar, kıyamete kadar inşallah devam etmiş oluyor. Evet, sevgili çocuklar, sevgili gençler, elhamdülillah, şükürler olsun. Beraberce hem dünkü dersin bir tekrarını yaptık, hem bugünkü dersin önce bir tekrarını, sonra dersle alakalı bilgileri ve son olarak da bir daha tekrar yaparak bu şekilde ne yapmış olduk? Bugünkü dersi bitirmiş olduk. Evet, son olarak bir daha bir sorulara, mesajlara dönüyorum. Ondan sonra inşallah. Evet, bir tane kardeşimiz sormuş. Hocam demiş, dersler saat kaçta başlıyor demiş. İlmihal derslerimiz, FM TV bu ders 11'de başlıyor. 11.40 gibi bitiriyoruz. 40 dakika sürüyor dersimiz. Bazen bir 45 buldu oluyor ama genelde 40 dakika diyelim. 11'de başlıyor. Bugün de 11'de başladı. Yarın da 11'de başlayacak ve şeye kadar, kurbana kadar da bu ilmihal derslerimiz devam edecek. Sadece ilmihal değil. O zaman genel bir bilgi vereyim size. 9'da Elifba derslerimiz. Evet, 10'da Kur'an-ı Kerim. Mehmet Akdemir hocamızla, 9'daki Yusuf Özkan hocamızla. Biz Yavuz Selim Ulusal Hoca olarak saat 11'de başlıyoruz. 11.40'da bu ilmihal dersimizi bitiriyoruz. Çok faydalı bir ders. Çok istifadesi yüksek ders. Gerçekten bizler de ilmimizi tazelemeyle beraber, tekrar etmekle beraber tazelemiş oluyoruz. Sizler de biliyorsanız sizler de bir tazelemiş oluyorsunuz. Bilmiyorsanız beraberce ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Evet, bu telefonu zaten artık o telefonu vermiyoruz ama son olarak söylüyorum. Bakın, ekranda görüyorsunuz. Ben de görüyorum buradan ekranı. 538 430 3361 nolu telefona normal mesaj ve WhatsApp'tan mesaj göndererek konuyla alakalı, dersle alakalı veya genel manada dersi takip ettiğinizle alakalı resim çekip hocam dersi takip ettiğinizi bize de hissettirme manası. O da güzel oluyor. Bakın buradan okumuş oluyorum. Şunu yapın ama, isminizi, soy isminizi ve ikametinizi de yazın. Yani nerede ikamet ediyorsanız, işte İstanbul'da, Ankara'da, artık yurt dışı da olabilir, Almanya, şurası önemli değil. İkametinizi, yani nerede oturuyorsanız bir de isminizi, soy isminizi yazarsanız biz de buradan ne yaparız? İsminizi ve ikamet yerinizde ne yapmış oluruz? Okumuş oluruz. Evet, bu şekilde inşallah bugün de sizlerle beraber ne yapmış olduk? İlmihal derslerimizi tamamlamış oldum inşallah. Ben bu dersin oluşmasında, meydana gelmesinde emeği geçen rejideki Erhan kardeşime, Yunus kardeşime, kameradaki İbrahim kardeşime ve diğer kardeşlerime, emeği geçen bütün hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler elimizden geldiği kadar bu dersleri sizlere aktarmak hususunda büyük bir gayret sarf ediyoruz. Sizlerden ricamız, bu dersler her zaman olmuyor. Bakın, yaz kursu diyoruz, kurbana kadar devam edecek diyoruz. Lütfen Kerem'in hiçbir dersi kaçırmamakla alakalı mücadelenizi verin. Kağıdınız, kaleminiz mutlaka önünde olsun. Bakın, şunları yazmanız gerekiyordu.
Ben burada çok tekrar ettim ama not alsanız çok daha güzel olur. Cumartesi günü bu derslerin imtihanı olacak. Onun için her zaman kağıt kalem önünüzde olsun. Telefon numaralarımızdan da irtibat sağlamakla alakalı mesajlarınızı göndermeyi de unutmayın. Ve bu şekilde inşallah hatırlatmalarımı da yaparak programı burada bitirmiş oluyorum. Sizleri kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamı ile ne yapıyorum? Uğurluyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.